Sevgili arkadaşlar, geldik Rönesans'a. Hazırsanız vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Rönesans kelime anlamı ne demek? Fransızca bir kelime olup Rönesans yeniden doğuş demektir. Cümle anlamı olarak da 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da meydana gelen bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeleri ifade eder Rönesans. Yine burada dikkat edeceğimiz nokta, Osmanlı'ya bir etkisi oldu mu olmadı mı, ona göre ne yapıyorsunuz, önlemlerinizi alıyorsunuz. Peki Rönesans'ı ortaya çıkartan nedir? Yani Avrupa'da 15 ve 16. yüzyıllarda bilim, sanat ve edebiyat alanlarında gelişmelere ne sebep oldu? Öncelikle Haçlı seferleri ile Müslüman dünyasından Avrupalılar bir şey öğrendi. Matbaa ve matbaayı daha sonra Alman bilim insanı Jean Gutenberg ne yaptı? Geliştirdi. Ve matbaa demek arkadaşlar kültür demek, bilim demek, ilim irfan demek. Neden? Çünkü sen matbaa sayesinde bolca kitap basarsın ve bolca bastığın bu kitapları kitleler okur ve bilim ve irfan sahibi olurlar, kültürlenirler. İşte bu da Avrupa'da bilime olan merakı ne yapacak? Artıracaktır. İlk olarak sebebimiz o zaman Haçlı seferleri sonrasında Avrupalıların Müslüman alimlerden matbaayı öğrenmeleri, ki burada bir şeyde dikkat edelim, bakın hemen bir yorum yapabiliriz. Demek ki Rönesans'a, yani Avrupa'da meydana gelen bu gelişmeye İslam dünyasının büyük katkısı var. İkinci olarak coğrafi keşifler sonrasında sanat ve sanatçıyı koruyan mesen sınıfının ortaya çıkması. Ki biz bunu coğrafi keşiflerin sonucunda önemlidir arkadaşlar dedik ve mesen sınıfı ileride Rönesans ve reforma sebep olacaktır. Şimdi arkadaşlar, coğrafi keşifler sonrasında insanların kiliseye olan bakışı değişmiştir. Ve insanlar artık kiliseyi dikkate almamaya başlamıştır. Skolastik düşünce önem kaybetmiştir. Ve o yüzden de insanlar artık bilime yatırım yapmanın zamanının geldiğini öğrenmiş ve sanat ve sanatçıyı koruyan bir sınıf oluşturmuş, mesen sınıfı. İşte bu sınıfın bilimsel çalışmaları desteklemesi, onların faaliyetleri ileride ne yapacak? Avrupa'da coğrafi keşiflerden sonra Rönesans ve reform faaliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olacak. O zaman ikinci neden olarak mesen sınıfının faaliyetlerini gösterebiliriz. Üçe baktığımız zaman yine coğrafi keşifler aslında Haçlı seferleriyle başlıyor, kilisenin yalan söylediği. Daha sonra coğrafi keşifler sonrasında bir kez daha ne yapıyor? Kilise önem ve otorite kaybediyor. Ve aynı zamanda kilise bazlı bir düşünce sistemi olan dogmatik, eleştirilemeyen, deney ve gözleme kapalı bilimsel düşünce olan skolastik felsefe de önem kaybetmeye başlayınca dolayısıyla Rönesans hareketleri başlayacak. Aynı zamanda yetenekli sanatçı ve bilim insanlarının da yetişmeye başlaması Rönesans'ı tetikler. Ve bu arada Rönesans'ın başladığı yer İtalya'dır. Ve İtalya eski bir anlamda Yunan ve Roma'nın da merkezidir. İşte o dönemdeki eserlerin yeniden incelenmesi, yeniden tercüme edilmesi, zaten kelimenin anlamı neydi? Yeniden doğuş. Ve o eserlerin yeniden incelenmesi Avrupalının yeniden doğmasına sebep olacak. O zaman bir başka sebep eski Yunan ve Roma eserlerinin yeniden incelenmesi olacak. Ve son olarak arkadaşlar, Avrupa'da kurulan ve skolastik felsefeden etkilenmeyen Müslüman bir devlet var. Arapların kurduğu bu devletin adı Endülüs Emevi Devleti. Ve Endülüs Emevi Devleti o dönemde İspanya'da çok önemli bir medrese inşa etmiştir. Bu medresenin adı da Kurtuba Medresesi'dir. Ve Kurtuba Medresesi'nde önemli bilimsel faaliyetler yapılmış. Hatta orada önemli medreseler yine inşa edilerek su sesiyle hastalar tedavi edilmeye başlanmış. Tabii bu durumda Avrupa'daki birçok öğrencinin ilgisini çekmiş ve ders almak için Endülüs Emevi Devleti'nin medreselerinde ders almışlar. Ve bu durumda Avrupa'daki bilimsel merakı canlandırmış ve Rönesans'a sebep olmuştur. Ve aynı zamanda yine Endülüs Emevi Devleti döneminde yaşamış olan Tehafütü'l-Tehafütü'l-Felasife adlı eseriyle meşhur olan
İbn Rüşd arkadaşlar, İbn Rüşd'ü yeniden incelemiş Avrupalı. Yani demek ki Arap bilim insanlarının eserlerinin incelenmesi Avrupa'yı yeniden doğduruyor. Yani Rönesans o zaman sadece Avrupa'nın kendi içinde etkilenerek oluşturduğu bir sistem değil. Yani Müslüman coğrafyanın bilimini de alarak daha da ileriye götürerek oluşturduğu bir şey. Dolayısıyla Endülüs Emevi Devleti'nin de Rönesans'a katkıları büyüktür. Peki o zaman Haçlı Seferleri, yani matbaa, mesen sınıfı, kilise ve skolastik düşüncenin önem kaybetmesi, sanatçı ve bilim insanlarının yetişmesi, eski Yunan ve Roma eserlerinin yeniden incelenmesi ve Endülüs Emevi Devleti'nin etkisi Rönesans'ı ortaya çıkarttı. Peki Rönesans nerede ortaya çıktı? İtalya. Peki neden İtalya? Neden Almanya'da, neden İngiltere'de değil, neden Fransa'da değil, neden İtalya'da? Arkadaşlar, İtalya'nın ayrı bir konumu var. Coğrafi konumu öncelikle çok önemli. Öncelikle İtalya İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içerisinde, çünkü İtalya'da Venedik ve Ceneviz gibi devletler var ve Venedik ve Ceneviz gibi bu şehir devletleri tüccar devletler ve bu tüccar devletler Müslüman coğrafyayla sıkı bir ilişki içerisinde. Hatırla, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Venediklere kapitülasyon verilmişti. Ticaret demek, bilgisel, kültürel aktarım demektir. Demek ki İslam coğrafyasından aldıkları o bilgi birikimini ne yaptılar? İtalya'ya getirdiler. Bundan dolayı da İtalya'da başladı. Bir başka sebep, İstanbul'un fethi de etkili. Bakın, İstanbul'un fethi hem feodalitenin yıkılışında etkili hem de Rönesans'ın ortaya çıkışında etkili. Ki İstanbul'un fethi sonrasında Fatih bizi kesecek, Fatih bizi öldürecek diye korkan, ki Fatih asla böyle bir şey yapmadı. Hatta İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmek için çok çaba sarf etti. Ama onlar öldürüleceğini düşündü o bilim insanları ve İtalya'ya kaçtılar. Ve İtalya'ya giderek orada eski Roma ve Yunan eserlerini yeniden incelediler. Ve işte o bilim insanlarının faaliyetleri Rönesans'ı Avrupa'da ne yapmıştır? Tetiklemiştir. Yine dedik gibi Venedik ve Ceneviz devletlerinin etkisi. Bunlar tüccar devlet dedik ve bu tüccar devletlerinin faaliyetleri, İslam dünyasıyla sıkı ilişki içinde olması, İslam dünyasından bilgi birikimini alıp Avrupa'ya getirmeleri ve özellikle de İtalya'ya getirmeleri dolayısıyla İtalya'da başlamasına sebep oldu. Ve aynı zamanda İtalya'nın eski Roma'nın, Roma İmparatorluğu'nun merkezi olması ve antikite eserlerinin burada bulunuyor olması yine İtalya'da başlamasına etki etti. Son olarak İtalya Hristiyanlığın bir anlamda da merkezidir. Vatikan, yani oradaki Katolik Kilisesi İtalya'dadır ve Katolik Kilisesini görmek için Avrupa'nın her yerinden insanlar gelir. Ve o insanlar bilgi birikimlerini de İtalya'ya getirirler ve bu da tabii İtalya'da bir bilgisel anlamda birikime sebep oldu ve dolayısıyla Rönesans İtalya'da başladı. İtalya'da başladı ama diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı ve yayıldı. Peki bu Rönesans sanatçıları kimler? Yani Rönesans'ı başlatan sanatçılar, onların önderleri kim? İlk olarak İtalya'da başladığı için önce İtalyan sanatçılarıyla başlayalım. Hani bir çizgi film izlerdik, hatırlar mısınız? Ninja Kaplumbağalar. Aslında o kaplumbağaların isimleri vardı ya, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael gibi kişiler. Ha, o kaplumbağaların isimleri aslında Rönesans sanatçılarıdır ve bizlere küçükken o isimleri öğretmek için çizgi film aracıyla ne yaptılar? Böyle bize, beyinlerimize nakşettiler. Ki hala unutmam. Ve arkadaşlar, İtalya'da Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Donatello, Dante gibi kişiler ne yapmıştır? Rönesans'ı tetiklemiş ve önemli eserler ortaya çıkarmışlardır. Mesela Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği ve Mona Lisa adlı tablosu önemli ve meşhurdur. Michelangelo'nun, yahu Allah'ım nasıl bir heykeldir, adamın kıllarına kadar yapmış, sakal kıllarına, kollarındaki damarlara kadar nakşetmiş. Musa heykeli mesela çok meşhurdur arkadaşlar. İngiltere'ye baktığımızda, İngiltere'de de Shakespeare daha çok edebiyat alanında. Bakın, İtalya'da genellikle resim, edebiyat, efendim mimari alanda daha çok ortaya çıkmış. İngiltere'de edebiyat alanında Shakespeare ön planda. Shakespeare'in Kral Lear, Otello, Romeo ve Juliet, Hamlet gibi önemli eserleri var ki edebiyatta, tiyatroda hala sergilenir arkadaşlar. Fransa'da Montaigne. Montaigne'de arkadaşlar denemeleri meşhurdur. Ve daha sonra Almanya'ya ulaşan Rönesans
Erasmus Röcklin ve Martin Luther tarafından da ne yapılmıştır? Devam ettirmiş. Yani o zaman İtalya'da başlayan bilim, sanat ve edebiyat akımı kısa zamanda ne yapmış? Avrupa'ya yayılmış. Bunlar tabii bize TYT'de işimize yaramaz arkadaşlar. Ama buradaki sanatçıları da yine bilelim. Ne yaptıklarını bilelim. Peki bu gelişmenin sonucu ne oldu? Sonuca baktığımız zaman resim Avrupa'da, resim, özgün resim, özgün heykeller, özgün edebiyat ürünleri ve özgün mimari eserler oluşturulmuş. Ve kilise ve din adamları yine güven kaybetmiş. Bakın arkadaşlar, Haçlı Seferleri 1, coğrafi keşifler 2, Rönesans 3. Yani üçünde de kilise ve skolastik düşünce ne yapmıştır? Sorgulanmış ve önem ve güven kaybetmiştir. Buraya dikkat edelim. Skolastik düşünce önem kaybetti. Deney artık, değil mi? İnsanlar şunu yapmamaya başladı. Yani artık deney ve gözlem, yani dogmatik, eleştirilemeyen o düşünceyi artık insanlar takmamaya başladı. Deneye, gözleme dayalı, eleştiriye dayalı, akla dayalı bilimsel görüşü tercih etmeye başladılar. Ve bir şey doğdu. Ne doğdu? Hümanizm. Yine daha önceki videoda da söyledik. Hümanizm, sevgili dostlar, insancıllıktır. İnsanı sevmektir. İnsanı merkeze almak demektir. İnsanın değerli olan, biricik şeyi olan akla değer vermektir. Yani o zaman skolastik düşünce artık yok. Ne var? Hümanizm. Yani skolastik felsefeye karşı ne doğmuş? Hümanizm. O zaman yorumlarda da bu çıkar arkadaşlar. Skolastik felsefeye düşman olan, onu yok eden akım hangisidir derse o kesinlikle hümanizmdir. Zaten human insan demekse hümanizm de insanı merkeze alan düşünce tarzıdır. Özgün eserler oluşturuldu. Yani kendine has üsluplarla ortaya çıktı bu eserler. Reform hareketlerine zaten arkadaşlar bakın Haçlı Seferleri coğrafi keşiflere, coğrafi keşifler Rönesans'a, Rönesans reforma. Bu sırayı bilmezsen sıkıntı yaşarsın. Ve Osmanlı'ya tabii bu durumun da etkisi oldu. Peki Osmanlı etkilendi mi? Kısa vadede asla etkilenmedi. Çünkü Rönesans'ın olduğu dönemlerde Osmanlı Devleti'nin başında efendim 2. Bayezid Yavuz Sultan Selim oturuyordu. Ve o dönemde Osmanlı Devleti gücünün zirvesine doğru gidiyordu. Yani güçlüydü devlet. O yüzden Rönesans hareketlerini Osmanlı Devleti'nin yöneticileri Avrupa'daki bölünmeleri destekler. Efendim onu ne yapar? Daha çok Avrupa'daki insanlar daha çok birbirine girer. Bu da bizim işimize yarar gözüyle bakıyorlar. Ve bilimsel olarak zaten Osmanlı Devleti daha zirvede olduğu için etkilenmiyor. Ama 17. yüzyıla geldiği zaman bakın Avrupalılar bu bilimsel faaliyetleri devam ettirirse Osmanlı da 17. yüzyılda bilime kendini kapatmaya başlayınca o zaman ne yapacak? Etkileyecek. Yani bıldır yediğin hurmalar sonra seni tırmalayacak ve uzun vadede Osmanlı'yı etkileyecek. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bilimsel faaliyetlerinde gerilemeler yaşanacak. Medreselerde pozitif ilimler okutulmayıp daha çok dini ilimler okutulmaya başlanacak. Ve Avrupa'daki gelişmeler maalesef yakından takip edilmeyecek. Bu da Osmanlı'nın bilim ve teknolojisinin Avrupa'nın çok geride kalmasına sebep olacak. Ve Osmanlı savaş meydanlarında kendini geliştirmiş olan güçlü Avrupalı devletler karşısında yenilgi üstüne yenilgi almaya başlayacak. Yani ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. İşte Osmanlı Devleti'ni Rönesans uzun vadede etkilemiştir. Bunu asla unutmayın. Evet, Rönesans'ın da sonuna geldiğimize göre reformda buluşalım. Evet sevgili arkadaşlar, reforma gelmiş bulunuyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar, reform nedir? Reform 16. yüzyılda Hristiyanlığın Katolik mezhebindeki bozulmalara karşı Almanya'da ortaya çıkan gelişmeleri ifade eder. Peki neden Ortodoks mezhebinde böyle bir şey yok da Hristiyanlığın Katolik mezhebinde değişme ve düzelme meydana gelecek? Çünkü Ortodokslar Osmanlı Devleti'nin koruması altında, onlara inanç ve ibadet özgürlüğü getirildiği için o yüzden reform Katolik mezhebindeki bozulmalara karşı Almanya'da 16. yüzyılda çıkan gelişmeleri ifade ediyor. O halde sevgili dostlar, toparlayacak olursak ve bir kelimeyle açıklayacak olursak reform hangi alanda ortaya çıkmıştır?
tabii ki Hristiyanlık alanında, yani din alanında ortaya çıkmıştır. Ama hangi mezhep, o unutulmasın, Katolik mezhebinde ortaya çıkan gelişmelerdir. Peki reformu ortaya çıkartan nedenler nelerdir? Şimdi tarih neden sonuç ilişkisi içerisinde gider. Bir olayın sonucu kendisinden sonra gelen olayın neyidir? Nedenidir. İşte reformu ortaya çıkan sebepler aslında kendinden önceki ortaya çıkan olaylardır. Ve onların çıkarttığı sonuçlardır. Bunlardan bir tanesi Haçlı Seferleridir. Haçlı Seferleri 1096-1272 yılları arasında Avrupalıların Müslüman coğrafya üzerine 8 defa düzenlediği seferlerdir. Ve bu seferlerin sonucunda kiliseye güven azalmıştır. Çünkü kilisenin yalan söylediğini Avrupalılar öğrenmeye başlamıştır. İkinci bir gelişme olmuştur Haçlı Seferleri sonrasında. Kağıt ve matbaa Avrupa'ya götürülmüştür. Kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi, eserlerin bolca yazılması, bolca basılması ve bunların kitlelere dağıtılması, insanların okuması, bilinçlenmesi demektir. Dolayısıyla kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi reformu tetikleyecektir. Bunun yanında coğrafi keşifler. Biliyorsunuz coğrafi keşiflerden önce kilisedeki din adamları dünya düz diyordu. Ama keşiflerle insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu anladı ve bu da kiliseye olan bakış açısını zayıflatmıştır. Öncelikle kiliseye güven azaldı. İkinci olarak bir de mesen sınıfı oluştu. Mesen sınıfı bilim ve sanatçıya önem veren bir tabaka ortaya çıktı ve bunların çalışmaları da reforma sebep olacak. Zaten Rönesans'ı tetiklemişti ve reformu da ne yapacaktır? Tetikleyecek. O zaman kiliseye güvenin azalması, mesen sınıfının coğrafi keşifler sonrasında ortaya çıkması reformun sebepleri arasında. Gelelim reformdan bir tık önceki olay Rönesans. Ve Rönesans sonucunda hümanizm doğdu. Yani insanlar hümanizmle insan aklına, eleştiriye, deney ve gözleme önem vermeye başladı. Ve müthiş hümanistler ortaya çıktı ve yetişmeye başladı. İşte bu insanların kiliseyi sorgulamaya başlaması reformu tetikleyecektir. Bir diğer sebep, İncil'in farklı dillere çevrilmesi. Sevgili dostlar, tabii ki Allah-u Teala din kitaplarını belli bir dilde ne yapar? İndirir. Ve dilde o dilde yazılır. Ama siz kendi dilinizde o kitabı okuyup anlamazsanız, dolayısıyla o kitaptan, Allah'ın dediğinden hiçbir şey anlamazsınız. O dönemde Hristiyanlar, Papa, Vatikan'daki Katolik Papa, İncil'i sadece Latince yapmış ve Latince'den başka dile çevrilmesine izin vermemiş. Sanki biraz da bu kitabı birileri okumasın, aydınlanmasın ister gibi. Ama Almanya'daki Martin Luther İncil'i Almanca'ya çevirecek ve daha sonraki Fransa'da, İngiltere'de de İncil'ler farklı dillere çevrilmeye başlayınca kağıt ve matbaa sayesinde bolca yazılıp çoğaltılıp kitlelere ulaştırılmaya başlayınca insanlar İncil okuyacak ve Allah'ın, Tanrı'nın ne dediğini sorgulamaya başlayacaklar, öğrenmeye başlayacaklar. Ve bu da onların kiliseyi sorgulamalarına sebep olacak ve reformu tetikleyecek. O zaman İncil'in farklı dillere çevrilmesi reformu ne yapmıştır? Başlatmıştır. Endülijans sorunu. Endülijans önemlidir. Kilisenin cennetten toprak satma ya da günahları parayla affetme yetkisidir. Yani kilisenin gelir kapısıdır. Ki insanlar artık bunu sorgulamaya başlıyor. Niye? Diyor ki Tanrı'nın toprağını kim satabilir ki? Tanrı'nın affedeceği günahı nasıl bir kul affedebilir diye bunu sorgulamaya başlamaları hümanistlerin reformu tetiklemiştir. Peki o zaman Haçlı Seferleri, coğrafi keşifler, Rönesans, İncil'in farklı dillere çevrilmesi ve Endülijans sorunu reformu tetiklemiş. Peki reform nerede başladı, kim başlattı, ne gibi gelişmeler oldu, şimdi de ona bakalım. Sevgili arkadaşlar, reformun başladığı yer Almanya'dır. Ve çok da tuhaftır ki Martin Luther tarafından başlatılmış. Martin Luther de bir din adamıdır. İlahiyat profesörüdür Hristiyanlığın ve Wittenberg Kilisesi'nin önüne gelip insanlara bildiri okumuştur ve kiliseyi protesto ettiğini söylemiştir. Bu protestosunda insanların
kimsenin, Allah'ın affedebileceği günahları kilisenin affedemeyeceğini, efendim Tanrı'nın topraklarını kimsenin satamayacağını belirtmiş ve kiliseyi ne yapmıştır? Protesto etmiştir. Ve böylelikle Martin Luther taraftarlarına protestan denmeye başlanmıştır. Tabii Martin Luther'in papayı protesto etmesi Wittenberg Kilisesi'nin önünde papayı kızdırmış ve Martin Luther üzerine Alman kralı Schalken'i salmasına sebep olmuştur. Schalken ve Martin Luther taraftarları arasında Almanya'da bir iç savaş meydana gelmiş ve bu savaş sonucunda Schalken yenilmiştir arkadaşlar. Ve bir anlaşma imzalanmıştır, önemlidir. Mesela TYT'de bunun maddelerini verirler, size yorumlatırlar. Augsburg Antlaşması'na göre Almanya'daki prensler, yani Martin Luther'i destekleyen prensler Schalken'i yenmişler ve ikisi arasında Augsburg Antlaşması imzalanmış. Bir de dikkat et, tarihi 1555, Kanuni bu zaman neredeydi biliyor musunuz arkadaşlar? İran üzerine sefere çıkıyordu, Irakeyn seferleri vardı. Hatta bu seferler sonucunda Amasya Antlaşması'nı imzalamıştı Kanuni Sultan Süleyman. Peki, anlaşmada ne diyor? Almanya'daki prenslere mezhep özgürlüğü tanınacak. Yani isteyen Alman prensi isterse Ortodoks olur, isterse Protestan olur, isterse Katolik olur. Yani bir anlamda mezhep özgürlüğü tanınmak zorunda kalınıyor. Bu da Papa'nın prestij kaybettiği anlamına geliyor. İkincisi, peki halk, prensler istediği mezhebi seçebiliyor ama halk seçebiliyor mu? Halka ise istediği prensin mezhebini seçme hakkı verildi. Yani olay şu. Diyelim ki ben Almanya'da bir prensin bölgesinde yaşıyorum. Benim prensim Katolik mezhebini seçti ama ben Protestan olmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Protestan olan prensin ülkesine, eyaletine gitmek zorundayım. Yani prenslere tam mezhep özgürlüğü verilmiş ama halka kısmi mezhep özgürlüğü verilmiştir. Ama olsun, emeklemeden yürüyemezsin. Dolayısıyla en azından inanç özgürlüğü bakımından, mezhep özgürlüğü bakımından atılmış ilk adımdır Augsburg Antlaşması Almanya'da ve Avrupa'da. Peki yorumlayacak olursak, o zaman bu anlaşmayla Protestanlık mezhebi tanınmış oluyor mu? Tabii ki, çünkü prensler Protestan olabiliyor, Katolik olabiliyor, Ortodoks olabiliyor. Yani bir anlamda mezhep özgürlüğü tanınmış oluyor ve Martin Luther'in Protestanlığı tanınmış oluyor resmi olarak. Peki Papa itibar kaybetti mi? Tabii ki kaybetti arkadaşlar. Sonuçta Augsburg Antlaşması'yla Schalken'e prensler üzerine göndererek onların Katolik mezhebinde kalmasını istemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Ve prensler istediği mezhebi seçme özgürlüğü elde ederek dolayısıyla Papa itibar kaybetti. Papa'nın düşüncesi olan skolastik düşünce de yıkılmaya başlıyor. Peki Augsburg Antlaşması'yla Avrupa'da mezhep savaşları bitti mi? Hayır. Babası geliyor. Bir savaş daha olacak ve 30 yıl sürecek. O yüzden de bu savaşlara biz 30 yıl savaşları diyeceğiz ve ardından bir anlaşmayla mezhep özgürlüğü tam olacak. Gelin şimdi hemen kısaca ona bakalım. 30 yıl savaşları. Sevgili arkadaşlar, şimdi Augsburg Antlaşması imzalanmış olmasına rağmen Avrupa'daki mezhep kavgaları sona ermedi. Ve bu Almanya'daki mezhep kavgalarına başka ülkeler de dahil oldu. Ki Protestan Birliği ve Katolik Birliği denilen iki birlik meydana geldi. Protestan Birliği içerisinde Alman prensleri, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda ve İngiltere katıldı. Katolik Birliği'ne ise Kutsal Roma Germen, İspanya ve Avusturya katıldı. Ve ikisi arasında, korkmayın, TYT'de bu devletleri size sormazlar. Hatta AYT'de bile kolay kolay gelecek bir yer değil. Ama burada şunu anlayın ki, Protestan, yani Almanya'da başlayan bu mezhep savaşlarına başka devletler de dahil olmuş yorumunu çıkarmanız gerekiyor. Ve bu bir Avrupa savaşına dönmüş ve 30 yıl sürdüğü için savaşlara 30 yıl savaşları denmiş. Peki sonuç? Sonuç Westfalia Anlaşması. 1648, zaten 18-48 arasında oldu. 48'de sona erdi ve Katolik Birliği, yani şu kısım yenilmiştir arkadaşlar. Hollanda, İsviçre, Portekiz,
Bunlar bağımsız devletler değildi arkadaşlar ve bunlar bu anlaşmayla bağımsız oldular. Ve Fransa güçleniyor. Bu arada Fransa çok akıllı bir devlet o dönemde. Çünkü Fransa aslında Katoliktir ama bakın Protestan Birliği'nin içerisinde. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kutsal Roma Germen Fransa'nın en önemli rakibidir. Ve Fransa Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun karşısında yer alarak aslında onun güç kaybetmesini ve Avrupa'da tek olarak güçlenmeyi arzulamıştır. Ve bu yüzden de Protestan grubunda yer almıştır. Çok üçkağıtçıdır Fransa. Ve bu da Fransa'nın Avrupa'da güçlenmesine sebep olmuş. Hatta Fransa kralı Nantes fermanıyla kendi ülkesinde mezhep özgürlüğünü kendisi vermiştir. Ve mütekabiliyet. Bakın arkadaşlar bu soruluyor. Mütekabiliyet önem kazandı. Mütekabiliyet nedir? İki devletin birbiriyle protokolde eşit olması anlayışı bu güçlendi. Yani devletlerin eşitliği ilkesi. Demek ki önceden Avrupa'da devletler birbirine karşı böyle üstünlük sergiliyorlarmış. Ama Westfalia Antlaşması'yla artık Avrupa'daki her bağımsız devletin birbiriyle eşit olacağı fikri oluşmuş ve biz buna mütekabiliyet ilişkisi diyoruz. Modern devletler doğdu. Neden? Çünkü artık yeni kurulan devletler Papa'nın elinden taç töreni yapmayacaklar. Papa'ya sırtlarını dayayarak ne yapmayacaklar? Artık merasim yaparak tahta geçmeyecek krallar. Yani güçlerini dinden almayacak devletlerin kralları. Kimden alacak? Halktan alacak. Bu da günümüzdeki modern devlet. Bugün modern devletlerde gücü dinden almak var mı? Hayır. Laik devlet anlayışı yok mu? Evet. İşte Westfalia Antlaşması'yla modern devletin temeli atılmıştır. Ve kilise ve skolastik düşüncede güç kaybetmiştir Westfalia Antlaşması'yla. O zaman Katolik Birliği yenilmiş, Hollanda, İsviçre, Portekiz bağımsız olmuş, Fransa Avrupa'da güçlenmiş, mütekabiliyet önem kazanmış, modern devletler doğmuş ve kilise güç kaybetmiştir. Peki reformun genel sonucu nasıl? Bir de oraya göz atalım. Avrupa'da yeni mezhepler doğdu. Sevgili arkadaşlar, bakın Almanya'da Protestanlık, Fransa'da Kalvinizm, İngiltere'de Anglikanizm, İskoçya'da Presbiteryenizm denilen mezhepler doğdu. Bu arada bak lütfen, zaten mezhep birliği yoktu. Katolik, Ortodoks diye ayrılıyordu Hristiyanlık. Şimdi mezhep birliği daha da bozuldu diyebilir miyiz? Evet, yorum olarak bunu söyleyeyim. Kilise itibar kaybetti. Tabii ki çünkü modern devlet ortaya çıkacak. Artık krallar dinlere sırtını yaslayarak otoritesini güçlendirmeyecek, halktan güç alarak bu otoriteyi güçlendirecekler. O yüzden de artık kilise itibar kaybedecek. Skolastik felsefe, yani deneye, gözleme kapalı, eleştiriye kapalı düşünce tamamen yıkılacak ve artık hümanist düşünce daha ön plana çıkacak. Eğitim önceden din adamlarının kontrolündeydi ve eğitim artık kilisenin elinden alındı. Peki o zaman eğitim din etkisinden uzaklaştırıldıysa nasıl bir yorum yapacaksın? Eğitim laikleşti yorumunu yapacaksın. Peki sonra ne başlayacak? Aydınlanma dönemi başlayacak. Bundan sonra kısa bir ona göz atacağız. Bir 10 dakika sürecek ve aydınlanma döneminin de temeli reformla başlayacak. Peki son olarak konunun aslında baba tarafı, yıldızlı tarafı şurası arkadaşlar. TYT'de çıkar. Reform Osmanlı'yı etkiledi mi? Sevgili arkadaşlar, ben size Osmanlı'nın kuruluş ve yükselme dönemlerini anlatırken Osmanlı Devleti fethettiği topraklardaki gayrimüslim Hristiyan halka ne yaptı dedim? İstimalet politikasını uyguladı dedim. Yani onları dinlerinde, canlarında, mallarında, mezheplerinde, kültürlerinde, hukuklarında serbestlik verdi onlara ve onlara bu özgürlüğü tanıdı. Dolayısıyla İstanbul'un fethiyle de Ortodokslar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girdi ve Fatih Sultan Mehmet bir amanname yayınlayarak Ortodoksları ne yaptı? Güvence altına aldı ve onlara koruma hakkı verdi. Peki şimdi Hristiyanlar sizin Osmanlı Devleti içerisinde rahat değil mi? Tabii ki rahat. Peki din anlamında bir düzenlemeye ihtiyaçları var mı? Tabii ki yok. O yüzden reform arkadaşlar Avrupa'da olmuştur. Yani Osmanlı'yı etkilememiştir. Bunun sebebi Ortodoksların Osmanlı egemenliğinde rahat yaşamasıdır. Osmanlıların din özgürlüğü vermesidir. Lütfen yorumlarda
Lütfen bu cevabı işaretleyin. Reform döneminde Kanuni Osmanlı tahtında oturuyordu arkadaşlar. Ve Kanuni Avrupa'daki bölünmeleri daha da arttırır düşüncesiyle Martin Luther'i ve taraftarlarını desteklemiştir. Yani Kanuni Protestan bölümünü desteklemiştir. Ve reform Osmanlı Hristiyanlarını asla etkilememiştir. Bunun da sebebi Osmanlı'nın uyguladığı istimal et politikasıdır. Kısa bir ara, hemen aydınlanma dönemi ve üniteyi bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar, ünitenin artık son bölümü, aydınlanma çağı, hazırsanız hemen başlayalım. Aydınlanma çağı nedir sevgili arkadaşlar? Aydınlanma çağını başlatan gelişme nedir? Aydınlanma 18. yüzyılda, 18 deyince herkes anlaması gerekiyor. Yani 1700'lü yıllar sevgili dostlar. Avrupa'da ortaya çıkan ve akla öncülük eden, ki zaten hümanizm doğmuştu değil mi arkadaşlar Rönesans'ta? Dolayısıyla reformla hümanizm bir kez daha önem kazanmıştı. Dolayısıyla akla öncülük eden hümanistler var. Ve işte onların arkadaşlar tanıdığı düşünce sisteminin başladığı döneme verilen isme biz aydınlanma çağı diyoruz. Ve Avrupalı artık orta çağın skolastik düşüncesini reform anlayışıyla yıktıktan sonra bu dönemde kendini bilimde, ilimde, irfanda, doğa bilimlerinde, siyasette, ekonomide her alanda geliştirecek ve artık ne yapacak? Günümüz Avrupa'nın temellerini oluşturacak. Peki nasıl başladı? Tabii ki ne dedik? Tarih neden sonuç ilişkisinin içerisine gidiyor. Coğrafi keşifler yaşanmasaydı, Rönesans yaşanmasaydı, reform yaşanmasaydı Avrupa'da tabii ki aydınlanma dönemi diye bir dönemden asla bahsedemeyecektik. Dolayısıyla kendinden önceki coğrafi keşifler, Rönesans ve reformun büyük katkısı var aydınlanma dönemine. Peki aydınlanma döneminin özellikleri, yani 18. yüzyıldan sonra peki Avrupa'da ne oldu? Bu dönemin özellikleri neler? Bu dönemde aklın üstünlüğü önemsenmiştir. Bilimsel araştırmalarda deney, gözlem ve eleştiri artık ön plana çıkmıştır. Bilimde, siyasette, felsefede, sanatta, bilim insanına her alanda önem verilmiş ve bu alanlarda Avrupa'da önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Peki o dönemde tanınmış bilim insanları var mı? Tabii. Ama arkadaşlar lütfen bunlar TYT'de çıkmaz. Sadece dönemi anlamanız bakımından ben bunları yazdım. O yüzden sadece şunu bilmemizde fayda var. Aydınlanma dönemi 18. yüzyılda bilimde, sanatta, edebiyatta, siyasette, ekonomide her alanda gelişmenin anlamıdır. Bu gelişmeleri ifade eder ve bu gelişmeleri de bu bilim adamlarının öncülüğünden atmışlardır, geliştirmişlerdir. İşte bunlardan bir tanesi Kepler. Kepler mesela gezegenlerin hareketini incelemiş. Kopernik gün merkezlilik kanunu, ki gün merkezlilik kanunu güneşin etrafında bütün gezegenlerin bir yörünge etrafında döndüğü kanundur. Demek ki bütün gezegenlerin güneş etrafında döndüğü kanunu ilk söyleyen de Kopernik olmuş o dönemde. Newton biliyorsunuz kafasına elma düşüyor ve yer çekimi kanununu test ediyor. Thomas More, Ütopya denilen bir eseri var ünlü. Hayali bir eser, hayali bir ada kuruyor bu eserinde tabii. Ve her şeyin ortak mülkiyetle yönetildiği bir ülke hayal ediyor. Yani bir anlamda sosyalizm ya da ileride komünizmin temellerini atacak bir kitap hazırlıyor mesela. Jean-Jacques Rousseau, anayasa deyimini ilk söyleyen adam, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde bunu söylüyor. Montesquieu özgürlük ve yasalara bağlı olarak özgürlükten bahsediyor ve diyor ki özgürlük vardır ancak özgürlük yasaların el verdiği ölçüde vardır ve yasalarla çelişen özgürlük özgürlük değildir diyor. Ki Fransız İhtilali'nin önemli düşünürlerinden birisidir kendisi. Voltaire ve o da yurttaşlık haklarından bahsediyor. Yani bir nevi o da bir anayasa kavramından bahsediyor. Machiavelli, en tehlikelisi bu o dönemde. Amaca ulaşmak için her şey mübahtır diyor. Ve hükümdarlar amaçlarına ulaşabilmek için hukuk dışı uygulamalara başvurabilir diyor Machiavelli Prens adlı kitabında. Mozart ve Bach da bu dönemde arkadaşlar önemli müzik alanında çalışmalar yapan bilim insanları. O halde biz bunu bilelim. TYT'de bu bilim insanlarının isimleri ve ne yaptıkları size sorulmaz. Biz aydınlanma döneminde birçok bilim insanının Avrupa'da yetiştiğini bileceğiz.
Ve bu bilim insanlarının yaptığı faaliyetler ileride Avrupa'da iki gelişmeye sebep olacak. Bunlardan bir tanesi Fransız İhtilali, bir diğeri de sanayi devrimidir. Bakın şimdi oraya. Aydınlanma döneminde toplum, doğa, siyaset ve ekonomi bilimleri gelişmiştir. Ve bu bilimlerin gelişmesiyle Avrupa'da Fransız İhtilali meydana gelecek. Ve aynı zamanda bilim ve teknoloji geliştiği için de İngiltere merkezli olarak sanayi devrimi ortaya çıkacaktır. Peki, şimdi zurnanın zart dediği yer ve size TYT sorarsa buradan soracak. Yıldızlı bölüm. Yorum yapalım burada. Peki Osmanlı Devleti aydınlanma döneminde hangi dönemdeydi? Tabii ki arkadaşlar duraklama ve gerileme dönemi Osmanlı'nın Avrupa'daki aydınlanma dönemine denk gelir. Peki biz Avrupa'daki bilimi yeterince takip ettik mi? Kesinlikle hayır. Hatırlayın arkadaşlar, bizim o dönemde Anadolu'da Celal isyanları, İstanbul'da Merkez isyanları, Kapıkulu efendim Yeniçeri isyanları, efendim medreselerde Suhde isyanları meydana geliyor. Ve Avrupa'dan bilim ve teknolojik olarak geri kaldığımız için askeri teknolojimizi de geliştirememişiz. Ve savaşlarımız çok uzun sürüyor. Ve aynı zamanda savaşlarda genellikle yenilgi almaya başlıyoruz. Özellikle Rusya ve Avusturya karşısında yenilgi üstüne yenilgi alacağız biz 18. yüzyılda. Dolayısıyla Osmanlı Devleti aydınlanma dönemini, Avrupa'daki aydınlanma dönemini yeterince takip edemediği için bilim ve teknoloji anlamında Avrupa'dan geri kalmış ve sanayisini geliştirememesine sebep olmuş ve demokratikleşme Osmanlı'da çok sonra başlamıştır. Bundan dolayı da Osmanlı Avrupa devletleri karşısında güçsüz hale gelecektir. Evet, Yeni Çağ Avrupa'nın sonuna geldik. 17. yüzyıl Osmanlı duraklamada görüşmek üzere.